Arkadaşlar merhaba. Hazır mevsimde geliyorken şöyle enginarlı bir şeyler yapalım dedim ve en sevdiğim tarif olan enginarlı pilavdan başladım. Öncelikle enginarlarımızı pişireceğiz. Tavamıza zeytinyağını koyduk. Zeytinyağında taze soğanlarımızı kavuracağız. Mutlaka taze soğan kullanmanızı tavsiye ediyorum. Kesinlikle lezzetini etkiliyor çünkü. Taze soğanlarımı tavada kavuruyorum. Ayıkladığım enginarlarım var. Ben enginarlarımı ayıklarken körpe yapraklarına kıyamadım. O yüzden üzerlerinde biraz yaprak da bıraktım. Bu şekilde küçük parçalara böldüm. Siz sevmiyorsanız sadece kalbinde kullanabilirsiniz. Küp küp doğrarsınız. Çok da güzel olur. Sadece ufak bir tavsiyem var. Enginarın saplarından da mutlaka bir parça ayıklayıp içerisine atın. Çünkü çok güzel bir ekşilik katıyor. Bir tatlı kaşığı kadar şekerle kavurdum. Kapağını kapatıp birazcık böyle kendini salsın diye kısık ateşte pişirdim. Şimdi üzerine tuzumu ekleyeceğim. Yarım limon sıkacağım. Ve 1,5 çay bardağı su ekleyeceğim. Suyu az olmasın çünkü bunun suyunu daha sonra süzdürüp pilavımıza ekleyeceğiz. O yüzden ben biraz çok su koyuyorum ki yemeğin suyu pilava lezzetini versin diye. Limon da sıkmayı unutmayın arkadaşlar. Ben yemeklik zeytinyağı kullanıyorum. İsterseniz normal sıvı yağ da kullanabilirsiniz ama zeytinyağı çok yakışıyor. O yüzden zeytinyağı tavsiye ediyorum size. Şimdi suyunu da ekleyeceğim. Daha sonra enginarların pişene kadar kısık ateşte kaynamaya bırakıyorum. Evet, enginarlarım pişti. Şimdi bir çatal yardımıyla pişip pişmediğini tekrar kontrol edeceğim. Çok fazla pişmesine gerek yok. Dağılmasını istemiyoruz. Pilavın içinde böyle tane tane kalsın istiyoruz. O yüzden gördüğünüz gibi çatal çok kolaylıkla giriyor. Gayet iyi durumda. Yumuşaklığı çok ideal. O yüzden şimdi altını kapatacağım. Soğuması için bir kenarıya alacağım ve hemen pilavımı yapmaya başlayacağım. Öncelikle şunu göstereyim. Ben pirincimi pilavımı yapmadan yaklaşık 1 saat önce kaynar suda bekletiyorum ve bu şekilde beyaz suyu çıkıyor. Daha sonrasında iyice bu beyaz suyu akana kadar yıkıyorum ve böylelikle iyice nişastasından da ayırmış oluyorum. Şimdi yine tencereme zeytinyağımı koydum. Öncelikle zeytinyağımı da yıkadım. Bakın güzelce yıkamanız gerçekten çok önemli. Güzelce yıkadığım pirinçlerimi kavuruyorum. Yine pirincimin de üzerine 1 çay kaşığı kadar şeker ekliyorum. Biraz da şekeriyle birlikte kavuruyorum. Gördüğünüz gibi pirinçler iyice parlak bir hal almaya başladı. Şimdi ben az önceki yemeğimin suyunu 1 bardağa süzdüm ve bunu pilavın suyuna ilave ettim. 2 bardak pirincim vardı. 3 bardak su koydum. Bu 3 bardak suyun içerisinde yemeğin suyu da dahil. Tuzunu ekledim ve yine bir parça limon sıktım. Şimdi suyunu süzdürdüğüm enginarları bu pirinçlerin üzerine tamamıyla kapatacak şekilde döşüyorum ve hepsini birlikte kısık ateşte pişmeye bırakıyorum ta ki pirinçler suyunu çekene kadar. Evet, benim pirinçlerim suyunu çekti. Çok güzel de kokmaya başladı. Şimdi size şöyle göstereceğim. Kaşık arasını açtığınızda zaten suyunu çektiğinde görüyorsunuz. Üzerinde yağı da var. Yağını su gibi görüyor olabilirsiniz ama şu an benim için pişme oranı gayet ideal. Biraz dinlendirdim. Çok soğumadan henüz buharı üzerindeyken öncesinde doğradığım dereotlarını ekliyorum. Böylelikle yemeğin sıcaklığıyla dereotları da aromasını iyice salmış olacak. Dereotu çok yakışıyor. Çok daha fazlasını da koyabilirsiniz. Ben çok fazla koymadım. Yerken ekstra üzerine tekrar atabilirsiniz. Ve mutlaka limon sıkmayı ihmal etmeyin. Bu yemek ekşiyi çok seviyor çünkü. Şöyle bir parça daha dereotu ekledikten sonra hafifçe bir karıştıracağım. Çok da ezilip lapa olmalarını istemiyorum. Sadece içine karışıp aromasını salsın diye. Daha sonrasında soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pilavımız hazır. Çok da güzel oldu. Denemediyseniz mutlaka deneyin. Yorum yapmayı, beğen butonuna tıklamayı, Instagram'dan takip etmeyi, YouTube'dan abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.